Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimize mitoz bölünme ile başlayacağız. Nedir mitoz bölünme? Mitoz çekirdek bölünmesi yani karyokinesis olarak adlandırılır. Nasıl gerçekleşir? Önce oradan başlayalım arkadaşlar. Mitoz bölünmenin gerçekleşebilmesi için gereken şartlar nelerdir? 1. Hacim yüzey oranının bozulması. Hacim biliyorsunuz reküp alan ise rekare. Dolayısıyla hacim yüzey oranı bozulursa hücrem bölünme ihtiyacı hisseder. Stoplazma miktarının değişmesi de yine hücre bölünmesinin nedenlerinden bir tanesidir. Üçüncü bir neden olarak da arkadaşlar, çekirdek etkinliğinin zaman ile kaybolması da hücre bölünmesinin nedenlerindendir. Fakat hücreniz istediği kadar büyüsün, stoplazma oranınız bozulsun, bütün bu şartlar gerçekleşmiş olsa bile Çekirdekten bölün emri gelmezse hücreniz bölünmez arkadaşlar. Bunu özellikle yaşlılarda çok net görebilirsiniz. Burun ucu ve kulak memeleri aşırı büyür fakat çekirdek etkinliğinin kaybolmasından dolayı hücreler bölünemez. Peki Hangi hücreler mitoz geçiremez? Bu da özellikle karşımıza çıkan sorulardan bir tanesidir. Sinir hücreleri sentrozomları olmadıkları için bölünemezler. Olgun ağlı yuvarlar çekirdek taşımadıkları için bölünemezler. Yine retina hücrelerimiz bölünemez arkadaşlar ve çizgili kas hücrelerimiz de bölünemeyen hücrelerimiz arasında. Bu tarz sorularla karşılaşabilirsiniz. Buna lütfen dikkat edin. Peki mitozun genel özellikleri nedir? Bu da çok sık karşılaştığımız bir soru şekli. Mitoz n, 2n ve 3n kromozomlu hücrelerde gerçekleşebilir. Burada bir sıkıntımız yok. Sadece mitoz bölünmenin bakterilerde görülmediğini söyleyeceğiz. Çünkü bakterilerin çekirdeği yoktur ve bu yüzden mitoz bölünme yapmazlar. Onlar sadece DNA'larını eşleyip ortadan ikiye bölünürler. Bu mitoz değildir arkadaşlar. Mitoz bölünmede bir ata hücreden iki yavru hücre oluşur ve oluşan yavru hücreler kalıtsal anlamda birbirinin tıpatıp aynısıdır. Herhangi bir değişiklik gözlenmez. Yalnız burada şuna dikkat edin. Mitoz ile oluşan iki hücrenin stoplazma miktarı ve organel sayısı farklı olabilir. Bu önemlidir. Karşınıza çıkabilir. Başka ne gibi özelliklerimiz var? Mitoz bölünmede kromozom sayısı asla değişmez. Yani siz 2n kromozomlu bir hücreyseniz, bölünme sonucunda 2n kromozomlu iki tane yavru hücre elde edeceksiniz. Bu konuda anlaşmışsak devam edelim mitoz bölünmenin genel özelliklerine. Mitoz bölünmede özellikle karşımıza çıkan sorulardan bir tanesi: Bir hücreli ise eğer canlı üremeye çok hücreli bir canlıdan bahsediyorsak büyüme, gelişme ve yenilenmeye yarar. Bunun altını lütfen çizin. Tekrar söylüyorum, bir hücrelerde üremeye, çok hücrelerde büyüme, gelişme ve yenilenmeye yarar. Buna şöyle bir örnek verebiliriz: Saçınızı kestirdiğinizde saçınızın uzaması bir mitoz bölünme örneğidir. Biz tüm gelişimimizi mitoz ile sağlarız. Buna lütfen dikkat. Peki mitoz nasıl gerçekleşir? Burada önceliğimiz arkadaşlar bir interfaz aşaması. Inter hazırlık demektir. Hazırlık evresi, hazırlık fazı da denilebilir. Nasıl gerçekleşir derseniz interfazı 3 aşamada yapacağız arkadaşlar. Birincisi G evresi. Hücrenin bölünmeye başladığı hazırlık evresidir. Burada protein sentezi yapılır. Burada ATP sentezi yapılır. Bu yüzden önemlidir. İkinci aşamamız ise interfaz içerisinde S evresi ki bölünmenin en uzun evresidir. DNA kendini hatasız bir şekilde eşler. Tüm genetik materyaliniz eşlenmiş halde hazır olarak bulunur. Son aşamamız ise G2 evresidir. G2 evresinde yine organeller eşlenir, ATP sentezi yapılır ve özellikle yeni oluşacak hücreye gerekli olan protein sentezi bu aşamada gerçekleştirilir. Interfaz 1 saatlik bir hücre bölünmesinin yaklaşık 50 dakikasını alan bir işlemdir arkadaşlar. Bu 50 dakikanın da dediğimiz gibi en uzun aşaması S evresidir çünkü DNA'nın hatasız bir şekilde eşlenmesi gerekiyor. M noktasına geldiğinizde kontrol noktası bu noktada işlemlerinizi düzgün yapıp yapmadığınız hücre tarafından kontrol edilir. Yani yeteri kadar proteininiz var mı? Yeteri kadar ATP sentezlediniz mi? En önemlisi DNA'nızı hatasız eşlediniz mi? Tüm bunlar tamam ise hücre size bölünmek için izin verecektir. Bu aşamada karyokinez devreye giriyor arkadaşlar. Yani bizim mitotik evre diye adlandırdığımız çekirdek bölünmesine başlıyoruz. Mitotik evre 4 aşamada gerçekleşiyor arkadaşlar. İlk aşamamız profaz. Latince'de pro ilk demektir. İlk faz, ilk evre. Burada ne yaparız biz? Sentrozomlar birbirine eşler iyi iplikleri oluşmaya başlar. Geç profaz dediğimiz bölümde ise kromatin ipliğiniz kısalıp kalınlaşarak kromozom halini alır. İyi iplikleriniz kromozomlarınızı serbest halde rastgele tutacaktır. Bu aşamada kromozomlar hücrenin içerisinde dağınık halde fakat iyi iplikleri tarafından tutulmuş olarak bulunurlar. İkinci aşamamız ise metafazdır ve mitoz bölünmede kromozomların en net görüldüğü, en belirgin görüldüğü aşama olarak bilinir. Nasıl gerçekleşir derseniz, kromozomları hücrenin ortasında yan yana dizeriz. Bunu özellikle soğan kök ucunda mitoz deneyini yaptığınızda çok net bir şekilde görürsünüz. Kromozomlar hücrenin ortasında yan yana dizilmişlerdir. Üçüncü aşamamız ise arkadaşlar ana fazdır. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken nokta şudur ki iyi iplikleri kısalıp kalınlaşarak kardeş kromotitleri birbirinden ayırır ve kromotitleri hücrenin kutuplarına doğru çekmeye başlar. Bu aşamada artık bölünmeniz başlamıştır ve ayrılan kromotitler serbest kromozom halini alır. Bu aşamada hücredeki kromozom sayısı iki katına çıkmıştır arkadaşlar. Lütfen buna dikkat Son aşamamız telofazdır. Telofaz uzak faz anlamına gelir. Son fazdır. Aslında profazın tam tersini yapıyorsunuzdur. Çekirdek zarı ve çekirdekçik burada yeniden oluşur. Eriyip kaybolan organeller tekrar belirginleşir. Hücre boğumlanmasını tamamlamaya başlar. Bu aşamanın sonunda da stokinez dediğimiz stoplazma bölünmesi gerçekleşir. Sitoplazma bölünmesinin sonucunda da iki yeni yavru hücre elde edersiniz. Dikkat edilmesi gereken nokta şudur ki hayvan hücreleri boğumlanarak bitki hücreleri ise aralemel ya da hücre plağı dediğimiz plağı kullanarak bölünürler. Bu konu içerisinde dikkat edilmesi gereken bir nokta da şudur Sinir hücreleri sentrozomlarını kaybettiği için bölünemezler. Bitki hücrelerinde de sentrozom yoktur. Fakat özel proteinler hücre bölünmesini sizin için gerçekleştirir. Yani iyi ipliklerini yaparlar. Burada dikkat edilmesi gereken nokta budur. İki en kromozomlu bir hücrede interfaz yaptığımızda DNA miktarımız 4N'e çıkar. Interfazın peşinde karyokinez dediğimiz aşamaya başlıyoruz. Profaz, metafaz, anafaz ve telofaz olmak üzere 4 aşamada gerçekleşir karyokinez. Karyokinezin sonunda sitokinez dediğimiz sitoplazma bölünmesini gerçekleştireceğiz ki bu aşamanın anafazda başladığını söylemiştik. Hücre bölünmeye anafazda başlar. Kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılmasıyla. Bunun sonucunda stokinezi gerçekleştirirseniz 2 an kromozoma tekrar inmiş olursunuz. Bu da kromozom sayısının değişmediğinin ispatıdır. Böylelikle nesiller boyu kalıtsal bilgiyi değişmeden saklamış oluruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorularınız varsa da yorum kısmına bırakabilirsiniz. Cevaplamaya çalışacağım. Teşekkür ederim.